Vatandaş göre. Yeterimiz iyi yine Kasım Pazarı'nda. Evet, ben isim... Valla alımlar çok yüksek. Bayağı yüksek yani. Milletin gücü yetmiyor ki hala. Zaten emekliyiz. Hiçbir şey alamıyoruz. Şeker fiyatları yüksek abi. Bayağı yüksek. Alım gücü yok ki millet ara yani. Alım gücü ne olacak? 3000 lirayla ev kirasını vereceksin. Çağ çoluğumu getireceksin. Şeker mi alacaksın kardeşim? Ülke bitmiş de hiç olmaz. Röportajında ülkeyi kurtarır. Şeker fiyatları işte göz görünen. Ne şeker verdi? Adı şeker. Şunlar şeker mi yani? Normal bir şey aldığımda 70-80, 100-150 lira şeker fiyatları. Pahalı, çok pahalı yani. Yani bu şeye kadar, ben 62 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Da işte 2 senedir bunu görüyoruz. Bayramdan misafir bu şartlarda nasıl ağırlayalım? Şartlar belli. Şeker çok pahalı. Halkın alım gücü zor. Gücü yok. Onun için... Emekli bakıp yutkunuyor. Hani emekli 600 lira, 650 lira para verdi ama halen bir kilo domates, biber 20 lira, 17 lira, 15 lira. Abi şeker fiyatları bu sene aşırı yüksek. Geçen sene 20-25'e sattığımız şeker var, bu sene 50 milyonun aşağı yok. Gelen müşterimiz hani 2 günü yarım kilo alıyor. 1 kilo olan yani pek nadir. Normalde geçen sene bu zamanlar burada tıklım tıklım oluyordu. Yani yetiştiremedik. Ya şu an çarşı bomboş. Yani şekerden bırak yani bakliyattan tut yumurtadan tut hepsi yüksek. Yani her şey yüksek olduğu için sıkıntı büyük. Yani yine en uygun vermeye çalışıyoruz yani 47-25'e kadar gramajlarını düşürüyoruz şimdi müşteri gelsin diye. Yok yine yok. Yani bugün bak gördüğünüz gibi şu an bomboş. Çarşı bomboş yani. Normalde geçen sene bu sene bu zaman buraların tıkın tıkın olması lazım. Milletin alım gücü yok abi. Öyle söyleyebilirim. Yani. Başka müşteri daha bende. Bunlar ek olarak bir hata yapamıyor ya. Ya girmen de ben tarafım. Ben gidiyorlar ki alamıyor. Çok güzel. 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 Çok güzel.